sahipli olmak. Merhaba. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Yeni yılın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hepimizin yeni yılı kutlu olsun. Eyvallah. Abi Türkiye'de emekli olmak nasıl bir şey? Türkiye'de emekli olmak nasıl bir şey? Yani bunun izahını nasıl yapabiliriz? Ancak dışarı çıktığımızda, piyasaya çıktığımızda, alışveriş yaptığımızda tamam mı? Bunu daha net görebiliriz. Yani yaşamak mı, ölmek mi? Yani hayatından memnun değil misin abi? Kim memnun? Bana bir söyleyebilir abi, misiniz? 7500 lira veriyor devlet. Daha ne istiyorsun ya? Evet. 7500 lira veriyor. 15 bin lira maaş, ev kirası. Artırıyormuş 7500 lira maaşı. Enteresan. Artıranlar varmış abi. Ben diyor ev alacağım, araba alacağım diyor 7500 lira maaş. Yemin de etmiyor diyor ya. Öyle söyleyenler var. Bak vallahi söylüyor adamlar. Evet. Peki sen yani... Arttırabilir mi abi? Arttırmayı bırak. Biz yani... Eksi bakiyeden nasıl kurtuluruz? Kredi kartı kullanıyor musun? Kullanmaz mıyım? Ne kadar borcun var abi kredi kartı? 15 bin lira. 15 bin lira kredi kartı borcun evet. Var. 7500 lira maaş. Peki abi nasıl döndürüyorsun çarkı? Bilemiyorum ki ben de anlamıyorum. Borcu borsa döndürüyoruz. Yani ne yapıyor? Takla mı attırıyor? Çok iyi baba her şey gönlünce olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah sağ ol. Bir şey abi. Çok kötü. Nasıl yani? Basmaya kötü. 7,5 lira para ne alacağım ben? Abi ne demek ne alacağım? 7,5 lirayla millet artırıp diyor ki ben ev alacağım, araba alacağım diyor. Diyenler var abi. Neyin bize yetmiyor 7,5 lira para? Al şimdi bak şey aldım. Bak şunu aldım. Bak şimdi şunu aldım. Bak şunu ne aldım abi, şimdi. Orada? 10 lira verdim torunum için diye bak. Ya. 10 lira bu. Evet. Evet. Abi 10 lira para var mı? Vereyim ben şeye Tayyip Erdoğan'a 7,5 lira bak geliştirsin bakayım göreyim. Ya. Geçinir mi? Bilmiyorum ona soracaksın. Biz nasıl sen bize soruyor geçiniyor mu geçinemiyor mu diyor. Biz geçinemiyoruz. Abi. O zaman bir de yardım edelim toplayalım o zaman. Yani Allah yardımcımız olsun. Evet hepimizin. Evet. Hepimizin. Sarayın masrafı ne kadar biliyor musun abi? Ne masrafı? Sarayın masrafı ne kadar biliyor musun? Vallahi sarayın masrafı nasıl bileyim ben? Söylüyorlar. Dünyanın parası. İnanırsın gelmiyor yani. Tabii gelmiyor. Tabii gelmiyor. Patron yani. Sen de Cumhurbaşkanı olsaydın. Ne yapayım yani? Sen de öyle yaşardın abi. Herkese Allah vermiyor Cumhurbaşkanı olmak. Benim yeter bana bu kadar şeyim. Peki baba sen Cumhurbaşkanı olsaydın ülkeyi nasıl yönetirdin? Baba layıkla yönetirdim. Layıklıkla yönetirdim. Layıktan bir şey çıkmaz. Tamam mı babacığım? Bir şey çıkmaz derken bir zarar mı çıkmaz? Hayır çıkmaz bir zarar çıkmaz layıktan. Atatürk bunu kurmuş. Dünyada herkesin, bütün dünyada Atatürk resimleri, Atatürk'ün şeyleri var, Atatürk'ün şeylerine yürüyorlar, gidiyorlar. Eyvallah baba. Peki baba bir sorum daha olacak size. Şeriatlar ve cemaatler sivil toplum örgütü müdür? Vallahi onu bir şey yapamıyorum ben fakat yalnız cemaatler niye vergi vermiyor? Onlar niye vergi vermiyor? Ha? Aldıkları paracık koyup hep dışarılara gönderiyorlar. Baba nereden alıyor onlar parayı? Çalışıyorlar mı? Bir şey üretiyorlar mı? Tabii her şey var onlarda. Abi ne üretiyorlar? Onlar namaz üretiyor, namaz kılmayı üretiyor. Başka bir şey üretmiyorlar. Oradan mı para kazanıyorlar? Tabii baba. Topluyorlar paraları. Baba, namazdan nasıl para kazanılır abi? Çok güzel kazanılır. Şimdi ben de başlayacağım. Ben de 5 vakit namaz kılıyorum. Nasıl ben kazanamıyorum? Yalan söylemiyorsan ondan. Eyvallah. Bak şu arkadaşıma gel. Babacım sağ ol, çok teşekkür ederim. Sağ ol, abi. Türkiye'de emekli olmak nasıl bir şey abi? Ya güzel ama hani devletin imkanları da sınırlı. Evet. Devletin verebileceği belli. Hani herkes her şeyi devletten beklemeli. Biraz da kendisi bir şeyler yapmaya çalışmalı. Nasıl yapacak abi? Çalışarak. Nasıl çalışacak abi? İş yok mesela. O yanlış kardeşim bak. Ben emekliyim hala daha çalışıyorum. İş yok. Çalışıyorum. Ama sadece bakın maddi ihtiyacım olduğu için değil. Evet. Sağlıklı olmak için çalışıyorum. Bir şeyler öğretebilmek için çalışıyorum. Yani sadece her şey para karşılığı olmaz. Yani isteyene her yerde iş var yani. Bu yanlış bir şey. Bunu geçelim bir defa. Yani şu var, insanlar iş bir yer... Yok isteyen bir emekli gidip hemen iş bulabilir mi abi Türkiye'de? Kardeşim bakın, hiçbir şey yapamıyorsan gidersin bir köşede limon satarsın. Yapabilecek elbette bir şeyler vardır. Ama insanlar istemiyorlar, hep çok şey istiyorlar. Veyahut da çalışmak değil de oturdukları yerden kazanmak istiyorlar. Peki abi, mesela şimdi emekli olmuşsun, yıllarca hizmet vermişsin, prim ödemişsin, emekli olmuşsun. Peki emekli çalışmak zorunda olmalı mı abi? Çalışmak zorunda olmalı mı yani? Ya keşke, bakın geçinmek az önce bir şey söyleyeyim, bakın devletin imkanları belli. Tamam, her şeyi devletten beklemek lazım. Ha keşke devletin imkanı, ekonomik durumu iyi olsa da
sana çalışmadan daha çok maaş verse. Ama şu var, şunu da unutmayın, bakın. Abi, Avrupa'da bakın Avrupa'da insanlar 70 yaşında emekli oluyor. Evet, tamam mı? 70 yaşında emekli oluyor. Evet. Bunları bertaraf etmeyelim. Bizde 42 yaşında insanlar emekli oluyor. Peki abi, onlar 70 yaşında emekli oluyor ama her yıl mesela çalışırken para biriktirebiliyor ve o biriktirdiği parayla yıllık izinde gelip başka bir ülkede tatilini yapabiliyor. Ya o şu. Türkiye'deki çalışan ya da bir emekli bunu yapabiliyor mu? O kur farkından kaynaklanıyor bak kardeşim, tamam mı? Adamın parası değerli. 1 avrosunu getiriyor burada 30 kusur lira oluyor. Tamam mı? O kur farkından farklı. Eğer ki bak Avrupa'da bir kişi çalışaraktan devam ederse gelip Türkiye'de tatil yapamaz. Avrupa'da eşi de çalışıyor, kendisi de çalışıyor. Ha, yüksek maaş alıyor ama hayat şartları da yüksek Avrupa'da. Bak, bunları unutmayalım. Ona göre gelip hani kredi de alabiliyor, ev kredisi de alabiliyor, araba kredisi de alabiliyor. Şimdiki ülkemizin şartlarında bir çalışan, bir emekli aynı sosyal haklara sahip mi abi? Sence? Ya şimdi hiçbir ülkede hiçbir insanı aynı sosyal haklara sahip değil. Amerika'daki aynı sosyal haklara sahip değil. Rusya'daki de, Çin'deki de, Türkiye'deki de, Almanya'daki de, Fransa'daki de. Tamam. Her ülkenin kendi ekonomik şartları var. Evet. Kendi yaşam koşulları var. Yani insanlar kendi ülkesinin şartlarına göre kendini ayarlamak zorunda, bana göre. Eyvallah. Yani Amerika ile Avrupa ile kendimizi kıyaslamamız lazım. Ha, kıyaslayalım ama bir yere kadar kıyaslayalım. Eyvallah. Peki abi, ülkemizin ekonomik şartları daha iyi olabilir miydi sizce? Ki emekli maaşları, işte askeri ücret daha yüksek olsun, halk daha refah içerisinde yaşasın. Bakın, yani? Yıllardır bize adım attırmadılar, tamam mı? Kendi ülkemize çıkacak olan petrolü dahi buldurmadılar, arattırmadılar. Biz daha yeni adım atmaya başladık. Bunlar yani zamana ihtiyacı olan bir şeyler. Zaman gelecek, inşallah daha iyi yerlere gelecek belki bu ülkenin insanları, kesinlikle ülkede. Kesinlikle istiyoruz bunu. Evet. Yani. Kesinlikle istiyoruz abi, yeter artık. Yani bu ülke çok daha iyi yerlerde olmalıydı. Muhakkak. Kesinlikle muhakkak. Çok daha iyi yerlerde olmalıydı. Paramızın değeri çok daha iyi olmalıydı. Muhakkak. Ben bir vatandaş olarak öyle düşünüyorum yani. Tabii. Değil mi hocam? Ya yönetenler vatandaştan daha çok parasının daha iyi yerlerde olmasını isterler. Niye? Çünkü onlara daha şikayet gelmesi lazım. Bakın, bugün enflasyon var diyorsun. Ne yapıyor? Adam geçenlerde bir video izledim bakın internette. Adam 180 liraya kestaneye satıyor. 100 liraya almış kestaneyi. Devletle ne alakası var bunun? Yok. Yok değil mi? Aynen. Ha, devletin eksik kaldığı yerler var. Denetim eksikliği var. Ama dedim az önce, her şeyi devletten beklemeyelim. Bakın, bugün belediyelerin de zabıtasına yapması gerekli görevler var. Kesinlikle. Yani bir hükümet hiçbir zaman için enflasyonun yüksek olmasını asla istemez. Çünkü kendi zararınadır. Kendi zararına mıdır abi? Zararınadır. Peki çünkü abi, oy kaybettir. Bakın, mutfaktaki olan yangın her zaman hükümete oy kaybettirir. Bu bir gerçektir. Kaybettirir. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Türkiye'de emekli olmak nasıl bir şey abi? Hiç iyi değil. Neden abi? Baba dur. Babacım, emekli olmak hiç iyi bir şey değil. Emekli parası alamıyoruz ki. Ne olacak? 7500 lira payla nasıl olacak? Ya. Şimdi yükselecek fiyat. Yükselmeden her şey yükseldi abi. Bir çay 10 lira olmuş. Ne yapacağız? Ne olur böyle peki abi? Nereye kadar gider? Yukarıdakilere soralım abi. Diyorsun. Öyle. Eyvallah baba. Teşekkür ederim. Harika, harika. İyi biçim yatıyoruz. Şükürler olsun devletimizde. Hayatından memnunsun yani. Memnunum. Kaç para maaş alıyorsun abi? Kaç para maaş alıyorum? 11 bin lira alıyorum. Yemelen bitmez. Araba da alırsın, evde alırsın. Var. Güzel bir el arabası alır. Evet abi, siz deyin. Türkiye'de emekli olmak nasıl bir şey abi? Çok kötü bir şey. Nasıl yani? Ya ben şimdi emekliyim. Evet. Ben 93'te emekli oldum. Asgari ücretten fazlaydı aldığım zaman benim emekli maaşım. Bizi mezara gömdüler böyle bu vaziyette. Şimdi asgari ücreti daha fazla olması lazım. Aslında 30 bin 40 bin lira olması lazım ama bizim de aynısı lazım. Bizim de aynı seviyede olmamız lazım ya. Yani. Evet. Bizi gömdükçe gömüyor. Mezar yaptı. Bu emeklilere çok iyi oluyor kardeşim. Gebersinler açlıklarından vallahi billahi. Koşsunlar, kendi insanlar istedikleri gibi böyle yönetiyorlar. Böyle sığır gibi yaşayacaklarsa devam etsinler. Ben 100 yıl daha yaşarım, hiç tabii ne emekliye de acımıyorum. Keşke hiç ben almayayım ya. Yani. Benim gibi evet abi, buyur. Türkiye'de emekli olmak benim gibi emekli olup 12 saat çalışmak demek. Başka bir sıkıntı yok yani. Ne yani, hayatından memnun değil misin abi? Abi 7,5 liraydan millet ev kira nasıl ödeyecek? Çalışmaya devam ki ben sağlarım. Bir de yaşlı olup da 60-65 yaşında çalışamayan insanları düşünürsen nasıl olacak? 7,5 liradan kim geçinir?
Peki abi, sen Cumhurbaşkanı olsaydın ülkeyi ve ekonomiyi nasıl yönetirdin? Valla onu şu anda o bilinçte değiliz ama abi, yani bir şekilde yani? Yönetim... Arıza abi, nerede yani? Onu arıza nerede? Arıza ekonomiyi mesela düzeltip... bir emekli olarak kaç para maaş alman gerekirdi sana göre? Eğer bir asgari ücret 17 açıklandıysa en kötü 17 olması lazım. 17'nin altında olmaz. 16'ın altında oldu mu biraz zor geçinirsin. Yani 10 lira gibi bir rakamla ya da 7,5 liraya geçinilmez yani. Emekli geçinemez. İmkansız bir şey. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Merhaba Tan, nasılsınız? Evet, sağ ol. Şöyle gelirseniz de yolu kapatmayalım. Babacığım, Türkiye'de emekli olmak nasıl bir şey? Türkiye'de emekli olmak zor bir şey. Veya bu ekonomik şartlarda emeklilerin nasıl geçindiğini herkese malum. Yapılan zamlar da televizyonlardan izlediğimiz kadarıyla enflasyonu karşılayacak zamlar değil. Çok zor emeklinin Türkiye'de yaşaması. Siz Cumhurbaşkanı olsaydınız, yani ülke ekonomisini ve ülkeyi siyasi olarak nasıl yönetirdiniz abi, dış, iç? Valla ben Cumhurbaşkanı... Memnun musunuz yani şu anki ülke koşullarında, ülke ekonomisinden? Ülke ekonomisi... Ülke siyasetinden. Bence ülke ekonomisi biraz savurganlık var. Yani lüzumlu lüzumsuz her şeye harcamalar yapılıyor. Bir de milletvekili sayısı çok fazla ülkede. Türkiye için çok fazla bence. Yani bu da Türkiye'ye çok büyük bir ekonomik yük getiriyor. Benim söyleyebileceklerim bu kadar yani. Bir emekli olarak. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bir şey. Pardon? Çok berbat bir şey. Neden abi? Biliyorsun da yani emekli maaşını 7,5'una nasıl geçinecek? Ev kira. Ev kira ise kötü. Ne olacak peki böyle abi? Ne kadar olur sizce? Daha açıklamadı iş ve bazı emeklilerin maaşları ama memur ve memur emeklilerinki açıklandı, biliyorsunuz. Biliyorum, o %50. Bizimki de aşağı yukarı %38'ini yaparlarsa 10.300 civarında filan. Ne kadar olmalıydı sizce? Ya ne olursa olsun, şey olmadan sonra hiçbir şey yok. Zam veriyor, yarın bir gün bir işe yaramıyor. Yani. Eyvallah.